Tiptepe. İşletme sahibimiz, önce kendisini tanıyacağız, daha sonra da ürünlerini. Mis gibi kokuyor şu an gerçekten bulunduğumuz yer. Bu kokuyu burada olup almanız gerekiyor diyeceğiz ama ancak izleyerek yetineceksiniz diyoruz. Hemen Giray Diktepe'yi dinliyoruz. Öncelikle merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle ben biraz Giray Bey'i tanımak istiyorum. Giray Bey kimdir efendim? Giray Bey yıllarını Zebze Meyve'ye adamış bir insandır. Yani ömrünü... Ne zaman başladı maceranız? Maceramız 1985'ten bu yana başladı. 1985'te nasıl başladı peki, onu dinleyelim. 1985'te Halil'de çalışarak başladım ben bu işe. Kayseri'lisiniz. Kayseri'liyim. Karslıyım, Kayseri'de yaşıyorum. Ne zamandır? Babamız buraya tayine geldikten sonra biz tabii kendimize iş bulmak için Kayseri halinde işe başladık. İşe başlayınca da bu işi devam ettirmek istedik. Böyle bir güzellik yaratmak istedik insanlara, doğal. Her şeyin bulunduğu harika bir pazar burası. Gerçekten ben şu an içeride kendimi kaybedebilirim diyorum. Peki gelelim, burada neler var? Öncelikle sadece sebze diyoruz ama. Önce şu pandemi döneminde önce sağlık var. Önce sağlık var ve hijyenli ürünler mutlaka olması lazım. Peki pandemi sonrası aldığınız önlemler gerek kendiniz için, personelleriniz için, gerek müşterileriniz için nelerdir efendim? Pandemi döneminde önce müşteri sağlığı bizim için çok önemli. Yani biz kendimizi geçtik çünkü biz akşama kadar çok kişiyle muhatap olduğumuz için müşteriyi maskesiz ve eldivensiz kesinlikle içeri almıyoruz. Yani o bizim için daha önemli. Onların sağlığı için. Bu ara biz de faydalanıyor. Onların öyle temiz geldiği miydi? Bizim için daha güzel oluyor. Yani sağlık açısından hem müşteri hem biz, ürünlerimiz de kaliteli olduğu için. Sağlık demişken zaten önlemlerimizi aldık ama asıl sağlık, sağlıklı beslenmeden geçiyor diyoruz. Ve bu anlamda sağlıklı beslenmeye yönelik buraya geldiğinizde gerçekten kendinizi kaybedebilirsiniz. Öncelikle ürün skalanıza gelelim. Mevsimsel, hatta mevsimi olmayan ürünler de dahil burada neredeyse her aradığımızı bulabiliyoruz. Hatta yöremize ait olmayan meyve sebzeler de var. Nelerdir efendim bunlar? Neler var burada? Burada şu an mevsimi olmayan ejder meyvesi var. Şu an kivi yeni başladı zaten. Kivinin tadı olmaz ama yeni başladı. Çünkü insanlarımız talepte bulunuyor. Avokadomuz var. Yani çeşidimiz çok şu an. Fikay birçok sebze. Çok sebze meyvemiz var şu anda. Yani talebe göre hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu pandemi döneminde herkes artık arayış içerisinde her şeyi yemek istiyor. Şimdi sadece sebze dedik ama sadece sebzeyle sınırlı değiliz öncelikle. Biz de ağırlıklı olur. İlla ki yani meyvede mevsimine göre her şeyin en güzeli, en tatlısı. Ama burada balık da var. Balık da var. Balık sezonuna göre balık mesela. Balık her yaşta balık çok güzel olur. Balık da mesela şu anda deniz olmadığı için çiftlik balıklarımız var. Çupra, levrek, alabalık, somon gibi balıkları temin edebiliyoruz müşterimize. Yani taleplerde geç kalmıyor. Peki ürün tazeliğini? Günlük olur. Burada günlük olur. Bir sonraki güne zaten kalmaz, hepsi kalmaz zaten. Satabileceğin kadar ürün alırsın, satarsın, yarın tazesini alırsın. Peki yarın sabah kaçta başlayacak mesai? Nasıl başlayacak? Kaçta başlıyor? Nereye gidiyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Gece saat 3'te hale gidiyoruz. 3'te başlıyoruz. 3 mü? Gecenin bir yarısı. Gecenin bir yarısı mecbur. 3'te gidiyoruz. Çünkü taze ürünleri halden almak için gece 3'te başlıyoruz. 9'a kadar halde kaldıktan sonra dezgahımıza geliyoruz. Dezgahımızda tek tek özenerek, temizleyerek, seçerek dezgahımıza yerleştikten sonra siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Hepinize, biz de size başarılar dileriz. Giray Diktepe efendim bizleri ağırladı bu yolculuğumuzda. Sağlıklı beslenme diyorsak gerek hijyen kurallarının, gerekse aradığınız, aramadığınız tüm sebze ve meyve çeşitleriyle burada kendisi Kayseri halkına hizmet ediyor diyoruz. Kayseri'ye de selamlar olsun diyoruz. Yolculuğumuzda da kaldığımız yerden devam ediyoruz.